Arkadaşlar, burada ne dedik? Fant ile perde arasını, fant ile perde arasını su ile doldurursak ya da herhangi bir sıvıyla, saydam bir maddeyle doldurursak, buna dikkat ediyoruz. Delta x ne yapacak arkadaşlar? Küçülecek. Ortalamanın kırıcılık indisi arttırıldığında, n arttığında delta x azalacak. Peki saçak aralığı azalırsa ne olur? Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Perde üzerindeki toplam saçak sayısı ne yapar arkadaşlar? Toplam saçak sayısı artar. Peki. Burada kaynağı K0'ı perdeye doğru yaklaştırırsak ne olur? Yani K0'ı artı x yönünde hareket ettirirsek ne olur? Arkadaşlar ışıktan biliyorsunuz, optikten biliyoruz. Kaynak noktaya yaklaştırıldığında, perdeye yaklaştırıldığında perde üzerindeki aydınlanma ne yapacaktır? Artacaktır. Yani K0'ı fant düzlemine perdeye yaklaştırdığımızda girişim deseni üzerindeki aydınlık saçakları parlaklığı artar. Uzaklaştırırsak parlaklık ne yapacaktır? Azalacaktır. Eğer kaynağı yukarı yönde hareket ettirirsek, o zaman şimdi ne olacak? Girişim desenimiz aşağı yönde ne yapacak arkadaşlar? Hareket edecek. Kaynak yukarı yönde hareket ettiğinde girişim desenimiz ne yapacak? Aşağı yönde hareket edecek. Yani burada ne kadar hareket edeceğiyle ilgili formül var ama bunları kesinlikle bilmeniz gerekmiyor. Sadece bizim için nedir arkadaşlar? Nasıl hareket edeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu örneği, bu durumu söylediğim için burada üzerine durmuyorum. Kırmızı ışık kullandığımızda dalga boyu daha büyük olacağı için saçak aralığı daha büyük. Mor ışıkta saçak aralığı ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. Bir kaynağın ışık şiddeti arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Bir kaynağın ışık şiddeti değil mi arkadaşlar? Bir kaynağın ışık şiddeti girişim deseni üzerinde şekil olarak herhangi bir değişiklik meydana getirmez arkadaşlar. Tamam? Sadece kaynağın ışık şiddetini arttırdığınızda aydınlık saçakların parlaklığı ne yapacaktır? Artacaktır. Fant düzlemini çevirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Fant düzlemini çevirdiğimizde ne olacak? Şimdi burada fant düzlemini çevirdiğimizde kaynaklar arasındaki uzaklık da ne kadar küçükmüş böyle. Evet, kaynaklar arasındaki uzaklık ne olacak arkadaşlar? Kaynaklar arasındaki uzaklık, bakın buradan görelim isterseniz hemen. Ne yapacak? Kaynaklar arasındaki uzaklık azalacak. Kaynaklar arasındaki uzaklık d azalacağına göre ne olur arkadaşlar? Saçak aralığımız, bakın dikkat edin. Önceki d değeriyle şimdiki d değerimiz ne? Oldukça farklı. D üstü değerimiz daha küçük olacağı için delta x değerimiz ne yapacaktır arkadaşlar? Büyüyecektir. Yani delta x üstünden daha büyük olacak. Evet, burada kaynak dediğim gibi yukarı aşağı doğru hareket ettiğinde desenler kayacak. Onunla ilgili durumlar var. Onu zaten söylemiştik. Saçak sayısını arttırmak için bir desende, girişim deseninde saçak sayısını arttırmak isterseniz ne yapacaksınız arkadaşlar? Delta x'i azaltacaksınız. Peki delta x nasıl azalabilir? Delta x nasıl azalıyordu? Delta x dediğimiz değer neydi? Burada duruyor daha. Lambda l bölü dn'di. O zaman delta x'i azaltmak için ya lambdayı azaltacaksınız, ya l'yi azaltacaksınız, ya da d ile n'yi ne yapacaksınız? Arttıracaksınız. Buna
dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Saçak aralıklarıyla saçak sayıları farklı şeyler. Bunları unutmuyoruz. Evet. Şimdi diyor ki P noktasında herhangi bir noktada üçüncü aydınlık saçak olsun. Üçüncü aydınlık saçağın olduğu yerde. Üçüncü aydınlık saçağın olduğu yerde. Üçüncü karanlık saçak olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Delta X'i arttıracaksınız. Delta X'i nasıl arttırırsınız? Delta X'i nasıl arttırırsınız? Az önce söyledim. Evet, burada arkadaşlar bir de şuna dikkat edelim. Az önce fantı çevirmiştik. Şimdi ne yapıyorum? Perdeyi çeviriyorum. Perdeyi bir miktar ok yönünde çevirdiğimizde ne oluyor? Yukarıda merkezi aydınlık saçağın üstünde yani L1 uzaklığı fanttan daha büyük değeri alıyor. L2, L'den daha küçük değer alıyor. Bu durumda girişim deseni üzerinde ne olacak arkadaşlar? Şuna dikkat edelim. Bakın bu tarafta aydınlık ve karanlık saçakların büyüklükleri ne yaptı? Saçakların büyüklükleri ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Diğer tarafta ne oldu saçakların büyüklükleri? Azaldı. Çünkü bu tarafta L değeriniz ne yaptı arkadaşlar? L değeriniz azalmış oldu. Evet. Şimdi buraya kadar anlattığımız ne? Çift yarıkta girişim. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir kısa tekrar özet yapacak olsak. Çift yarıkta girişim ışığın dalga olduğunu bize gösterir. Verilen bir P noktasının aydınlık mı karanlık mı saçak arasında üstünde olduğunu bulmak istiyorsanız yol farkına bakıyorsunuz. Yol farkı değil mi? PK1 eksi PK2. Eğer L lambda ise bu nokta nedir arkadaşlar? N'inci aydınlık saçak. Eğer verilen nokta için yol farkı N eksi 1 bölü 2 lambda ise bu nokta N'inci karanlık saçaktır. Bir de burada bilmemiz gereken bir nokta saçak aralığı. Delta X. Lambdalı dana. Lambdalı dana. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelin isterseniz bir de tek yarığa dönelim. Yani kırınım olayına bakalım. Kırınım olayında yani tek yarıkta çift yarıkla farkı neydi? Tek yarıkla çift yarığın farkı neydi arkadaşlar? Arkadaşlar tek yarık ile çift yarığın 3 tane önemli farkı vardır. 3 tane önemli farkı var. 1. Dedik ki delta x yol farkı neydi? Çift yarıkta n lambda ise bu nokta n lambda ise bu nokta neydi? Aydınlık saçaktı. Burada ne arkadaşlar? Karanlık saçak. Tek yarıkta yol farkı. İsterseniz onları bir yazayım ben. Bir daha şöyle bir görelim. Onları da neyle yazalım? Benim mavi kalemim nerede? Eğer tek yarık için söylüyorum. Tek yarık. Tek yarık olunca neydi? Tek yarıkta neydi arkadaşlar? Kırınım. Tek yarıkta kırınım. O zaman burada yol farkı yani PK1 eksi PK2 en lambda ise bu nokta n'inci karanlık saçak. Eğer yol farkı n dikkat artı 1 bölü 2 lambda ise bu da neydi? N'inci aydınlık saçak. Arkadaşlar tek yarıkla çift yarığın farkları bu. Bakın üstteki yazdığım neydi? Çift yarık için geçerli. Çift yarık. Alttaki çift yarıkta en lambda aydınlık, tek yarıkta en lambda karanlık. Çift yarıkta n-1 bölü 2 lambda karanlık saçak, tek yarıkta
n artı 1 bölü 2 aydınlık saçağımız olacak arkadaşlar. Tek yarıkla çift yarığın birinci farkı budur diyebilirsiniz. İkinciye ne dedik canlarım? Ne demiştik? Dedik ki şuna dikkat edelim. Evet. Çift yarıkta yapılan deneyde aydınlık saçakların hepsi eşit parlaklıktadır. Değil mi? Yani bir dördüncü aydınlık saçakla merkezi aydınlık saçak çift yarıkta aynı parlaklığa sahiptir. Ama tek yarıkta böyle bir durum söz konusu değildir. Merkezi aydınlık saçak ne olacak canlarım? Merkezi aydınlık saçak en parlak. Merkezi aydınlık saçak en parlak. Ve diğer saçaklar bu saçaktan uzaklaştıkça ne yapıyordu arkadaşlar? Ne yapıyordu? Parlaklıkları bakın ne yapıyor? Azalıyor. Burada I0 maksimum, I1, I2, I3 gittikçe ne yapıyor? Aydınlık saçakların parlaklığı azalıyor. Evet, ikinci fark da budur arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli farklardan biri de neydi? En önemli farklardan biri de merkezi aydınlık saçak. Arkadaşlar, merkezi aydınlık saçağın büyüklüğü, merkezi aydınlık saçağın büyüklüğü, yani değer A0 diyelim, A0. Normalde neydi canlarım? Çift yarıkta neye eşitti? Delta X'e eşitti. Burada ne arkadaşlar? Burada 2 delta X. Bunu asla unutmuyoruz. Tek yarıkta merkezi aydınlık saçağın genişliği, merkezi aydınlık saçağın genişliği 2 delta X'e eşittir. Evet, burada yazmamışız. Tamam mı arkadaşlar? Şurada var. Buna dikkat ediyoruz. Merkezi aydınlık saçak, bakın burada ben şurayı bir daha özellikle vurgulayayım. Merkezi aydınlık saçağımız nedir canlarım? Merkezi aydınlık saçağımız 2 delta X'e eşittir. Evet. Bunlar 3 tane önemli fark. Tek yarıkla çift yarık arasındaki farklar bunlardır. Tekrarlıyorum, özetliyorum. Birincisi merkezi aydınlık saçak. Çift yarıkta delta X, tek yarıkta 2 delta X. Çift, tek, tek, çift. Unutmuyoruz. Tamam. Bir bu. İki, çift yarıkta tüm saçaklar aynı parlaklıktadır. Saçakların parlaklığı değişmez. Ama tek yarıkta böyle bir durum söz konusu değil. Merkezi aydınlık saçağımız en büyük. Diğer saçaklar nedir arkadaşlar? Parlaklığı daha küçüktür. Üçüncüsü de yol farkıyla ilgili olarak ne dedik arkadaşlar? Yol farkıyla ilgili olarak eğer yol farkı n lambda ise karanlık, n artı 1 bölü 2 lambda ise aydınlık saçak olacak. Burada da yine saçak aralığı aynen çift yarıkta olduğu gibi nedir? Delta X bölü delta T'dir. Delta X bölü delta T'dir arkadaşlar. Saçak aralığı. Yalnız burada formülde bazı arkadaşlar söylüyor, duyuyorum. Hocam orada bir omega var. Burada D ile omega birbirine nedir arkadaşlar? D eşit omega'dır değil mi? Burada D ile omega birbirine nedir? Eşittir. Yani çift yarıkta D dedik. Burada yarık aralığını omega olarak ne yapmışız? İfade etmişiz. Onun için buna omega yazdık. Ama siz hiç fark etmeden omega yerine D'yi de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tek yarıkta kırınımda da özellikle bu 3 nokta ne yapılması gerekiyor? Bilinmesi gerekiyor. Bu 3 noktayı bilmemiz gerekiyor. Diğer özelliklerin tamamı burada da geçerli. Delta X lambdalı dana, ışığın dalga boyuna bağlı, fantla perde arasındaki uzaklığa bağlı,
Bu aradaki ortamın kırıcılık indisine bağlı, omega'ya bağlı, omega ve n'le ters orantılı, lambda ve d ile doğru orantılı. Bir de arkadaşlar burada çift yarıkta da, tek yarıkta da iki ışık kaynağı kullansa, örneğin kırmızı ile maviyi kullansak ya da kırmızı ile yeşili kullansak, desen üzerinde nasıl bir girişim desenindeki renk nasıl oluşacak? Bu üniversite sınav sorusu aynı zamanda. Hatırlarsınız konuyu anlatırken de çözmüştük bu soruyu. Kırmızıyla ve yeşille bu deneyi yapsanız perde üzerindeki saçakların renkleri nasıl olabilir? Hangileri olabilir? Ne dedik arkadaşlar? Bir, kırmızı olabilir. İki, yeşil olabilir. Üç, kırmızı ile yeşilin birleşkesi olan sarı renk olabilir. Bunu soruyu çözerken anlatacağım. Onun için burada renk bilgisine girmiyorum. Bir de ne olabilir arkadaşlar? Karanlık saçaklar. Unutmuyorsunuz. Karanlık saçaklar hangi ışığı kullanırsanız kullanın nedir? Mevcuttur, vardır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Işığın rengine bağlı olarak da bu şekilde değişiyor. Ayrıca dalga boyu değiştiği için de saçak aralığı ışığın rengine bağlı olarak ne yapar? Değişir. Bunlara dikkat edelim. Evet, şimdi isterseniz biraz da soru çözelim. Geçen yılın 2019'un TYT sorularıyla başlayalım. Ondan sonra da bizim hazırladığımız 14 sorudan oluşan bir denememiz var. Onlarla devam edelim. Evet, üniversite sınav sorularıyla başlayalım. Sonra diğer sorularda devam edelim. Evet, geçen yılın sınav sorusu. Ne diyor arkadaşlar? İçi dolu kile şeklindeki özdek. Ha bu arada sorusu olan var mıydı? Berkay, sorusu olan arkadaşlar varsa araya girebiliriz. Tamam. Tamam canım. Berkay. Varsa sorusu olanlar el kaldırsın müsaade. Şey yapsınlar. Sorusu olan arkadaş hemen. Soru yok. Tamam canım. Evet, o zaman geçen yılın sınav sorularını böyle bir çözelim hızlı bir şekilde. Sonra da bizim denemelere geçelim. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler, başlangıçta her birinin içinde sıvı miktarı aynı olan 3 özdeş dereceli silindir içine bırakılıyor. Ne diyor? DV grafiği nasıl olur diyor. Yani yoğunlukla hacim arasındaki ilişkiyi bizden istiyor. Arkadaşlar şekil 1'e baktığımızda şekil 1'deki kapta ne kadar sıvı var? Şekil 1'deki kapta ne kadar sıvı var? Bakın buradan bakıyorum, 15 santimetre küp. Bir tane bilye attım, küre attım. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Burada hacim değerimiz ne oldu arkadaşlar? Bakın 20 santimetre küpe çıktı. Demek ki bizim bir tane bilyemizin, altın bilyemizin hacmi ne kadar? 5 santimetre küp. Biz ne biliyoruz? Dede bana, değil mi? D eşit M bölü V. Muzu böl ver. Dede muzu böl ver. Yani D eşit M bölü V. Burada kütle, gram, santimetre küp. Biliyoruz, yorum şeylere dikkat. Kütlemiz ne kadardı? 100. Hacmimiz 5. O zaman yoğunluğumuz ne oldu arkadaşlar? Yoğunluğumuz 20 gram bölü santimetre küp. Arkadaşlar, maddeler için ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı mıdır? Yani yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir. Yoğunluk hacme, yoğunluk kütleye bağlı mıdır? Tabii ki değil. Yoğunluğun hacimle, yoğunluğun kütleyle değişim grafiği sabit olmak zorunda. Ve bu sabit değer ne? 20. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Bunlardan herhangi birisi olacak. Evet. O zaman şurada C şıkkımız doğru. Evet. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza bakıyorum. Yine ikinci sorumuz, evet, sizin çok sevdiğiniz bir soru, değil mi? Ney arkadaşlar? Hız ve
sürat. Bakın yine karşımıza çıktı. Çembersel bir yolda KVL araçları aynı anda harekete başlıyorlar. K aracı parkuru bir turu L'den daha önce ne yapıyor? Koşuyor. Daha önce koşuyor. Daha sonra bunlarla ilgili öncüller vermiş. Değil mi? Niceliklerinden hangileri L koşusunkinden daha büyüktür? K koşusuna ait. Arkadaşlar burada tekrar edelim. Hız ve sürat. Hız neydi? Hız vektörel bir büyüklük. Delta x bölü delta t. V eşit delta x bölü delta t. Hız vektöreldir. Delta x bölü delta t. Sürat, sürat ne arkadaşlar? Sürat skalel. Değil mi? Sürat skalel bir büyüklüktür. Dolayısıyla süratı nasıl buluyoruz? Gidilen toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yol bölü toplam zaman. Sürat delta x bölü delta t nedir arkadaşlar? Nedir? Sürat delta x bölü delta t. Hız dx bölü dt. Şöyle düşünelim. Cansu Ankara'dan İstanbul'a gitti, geriye döndü, geldi. Şimdi Cansu'nun yer değiştirmesi nedir canlarım? Delta x'i sıfır. Dolayısıyla Cansu İstanbul'dan, Ankara'dan İstanbul'a gidip geldiğinde hızı ne? Sıfır. Ama süratı sıfır mı? Hayır. Ankara'dan İstanbul'a gitti. 450 kilometre yol aldı. Geriye geldi. 450 kilometre. Cansu'nun aldığı toplam yol 900 kilometre. Ne kadara gitti geldi diyelim? 10 saate gitti geldi Cansu. O zaman Cansu'nun süratı, sürat 900 bölü 10. 90 kilometre bölü saat. Hızı? Anlaştık mı arkadaşlar? Buna dikkat ediyoruz. Evet. Hız ve sürat bunlar her zaman sorulan sorular. Özellikle dikkat. Yer değiştirme, K ve L bir tur attığında yer değiştirmeleri ikisi birbirine eşittir ve sıfırdır, değil mi? Delta x'leri sıfır yer değiştirmeleri. Ortalama sürat. Arkadaşlar, K'nın aldığı yol daha fazla. Zaman daha az. Dolayısıyla K'nın ortalama süratı L'nin ortalama süratından daha büyüktür. Daha büyüktür. Ortalama hız ikisi içinde nedir arkadaşlar? Bunların ikisi içinde ortalama hız değerleri, ortalama hız değerleri sıfırdır. Evet, bir başka sorumuz üzerinde duralım. Ne diyor şimdi canlarım? Eşit kütleli katılımcıların performanslarının sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 gram. Her birinin kütlesi 50 gram. Her birinin kütlesi 50 gram. Değil mi? Bakın buna dikkat edelim. Her birinin kütlesi 50 gram. Her birinin kütlesi 50 gram olan 10 adet çimento torbası 10 metreye en kısa sürede arkadaşlar. En kısa sürede dikkat ediyoruz. O zaman sürenin en kısa olmasını istiyorsanız çıkarılacak. Ne yapmanız gerekiyor? Aynı işi en kısa sürede yapacaksınız. Aynı işi en kısa sürede yapan yarışmacı nedir? Daha güçlüdür, değil mi? Burada yarışmacıların hangi fiziksel özelliğine bakılacaktır? Güçlerine bakılacak, değil mi? Yani aynı işi kim daha çabuk yapacak? Bu zaten bize neyi verecektir? Gücü verecektir. Evet. Dördüncü sorumuz. Maddeler ısı alışverişi sonucunda genleşebilmektedirler. Evet, ısı ve sıcaklık. Arkadaşlar buraya bir dönelim. Isı ve sıcaklık. Isı nedir? Sıcaklık nedir?
Evet, ısı ve sıcaklıkla ilgili bir şeyler konuşalım. Isı, ısı, sıcaklık. Isı bir enerjidir. Hangi enerji? Arkadaşlar, ısı hangi enerjidir? Bakın, ısı, sıcaklığı farklı. İki sistem arasında, iki cisim arasında alınan ya da verilen enerjidir. Anlaştık mı? Isının oluşabilmesi için sıcaklık farkı gerekir. Yani alınan ya da verilen enerjidir. Sadece ısıyı enerji olarak düşünmüyoruz arkadaşlar. Transfer edilen enerji. Enerji olduğuna göre birimi nedir? Enerji birimidir. Öyle değil mi? Enerji birimi. Enerji birimimiz neydi? Joule, değil mi? Kalori. Ondan sonra elektron volt. Bunlar enerji birimlerimizdi. Isı genelde kalori olarak ifade edilir biriminde. Isı, sıcaklığı farklı iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjidir. Birimi kaloridir. Kalorimetre ile ölçülür. Sıcaklığa geldiğimizde, sıcaklık bir maddeyi oluşturan atomların, parçacıkların ortalama kinetik enerjisine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Anladık mı arkadaşlar? Sıcaklık maddeyi oluşturan atomların, moleküllerin ortalama kinetik enerjisine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Bir maddenin, bir ortamın sıcaklığı termometreyle ölçülür. Termometreyle ölçülür. Fizikteki temel büyüklüklerden biridir. Birimi nedir canlarım? Sıcaklığın birimi nedir? Sıcaklığın birimi. İstiyorsan şu temel büyüklüklere bir daha bir girelim. Neydi temel büyüklüklerimiz? Kısa moz. Değil mi? Fizikteki temel büyüklüklerimiz. Kısa moz. K dediğimiz ne? Kütle. SI birim sisteminde, System of International, uluslararası birim sisteminde birimi ne? Kütle birimi neydi? Kilogram. I dediğimiz, evet bu I üzerinde bir duracağız. Işık şiddeti, ışık şiddeti. Bir sonraki soru da var. Onun için şey yapmayacağım. Birimi neydi? Kandele. S dediğimi sıcaklık. Birimi ne? Kelvin. A dediğimiz akım. Birimi amper. M dediğimiz madde miktarı. Madde miktarı. Birimi ne? Mol. U uzunluk. Birimi metre. Z zaman. Zaman. Birimi saniye. Sesim nasıl? Eray, sesimde bir değişiklik var mı Eray? Harika sesiniz hocam. Teşekkür ediyorum Berkay'cığım. Teşekkür ediyorum. Evet şimdi canlarım, burada sıcaklık birimi neymiş? Kelvin. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz Kelvin değil mi? En düşük sıcaklık, bunu bir iki defa sordular, dikkat ediyoruz. Ölçülebilecek en düşük sıcaklık nedir? 0 Kelvin. Hiçbir zaman 0 Kelvin'in altında bir sıcaklık olamaz. Bunu bir sene sınavda sordular. Diyorlar ki aşağıdaki sıcaklıklardan hangisi ölçülebilir bir sıcaklık değildir? 0 Kelvin'in altındaki bir sıcaklık ölçülebilir bir sıcaklık değildir. Örneğin -10 Kelvin dese, bu -10 Kelvin ölçülebilir bir sıcaklık mı? Hayır. Tamam. Bir de canlarım, maddelerin sıcaklıklarını karşılaştırırken neye dikkat ediyoruz? Maddelerin sıcaklıklarını karşılaştırırken Kelvin cinsinden karşılaştırıyoruz, değil mi? Mesela desem ki
20 santigrat derecenin 2 katıdır dersem doğru olur mu arkadaşlar? Doğru olur mu? Doğru olur mu arkadaşlar? 20 santigrat derece 10 santigrat derecenin 2 katıdır. Bu yanlış. Üniversite sınav sorusu. Ama 20 Kelvin 10 Kelvin'in 2 katıdır dersek, evet, bu ifademiz doğru olmuş olur. Tamam mı arkadaşlar? Bir de arkadaşlar, maddelerin ısısını karşılaştırırken sadece kütleye bakmamız yeterli değil. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Bakın şimdi. Yine üniversite sınav sorusu. Diyor ki Cansu denizden bir kova su almış. Şimdi Cansu denizden bir kova suyu aldı. Denizdeki su ile Cansu'nun kovasındaki suyu karşılaştırtıyor. Arkadaşlar, bu iki su aynı özelliği taşıdığına göre yoğunlukları nedir? Aynıdır. Sıcaklıkları aynıdır. Peki ısıları? Denizdeki suyun ısısı mı fazla? Cansu'nun kovasındaki suyun ısısı mı? Aslında zaten bunu böyle sormak bile saçma. Isıyı karşılaştırabilmek için neyi bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, ısı neydi? Q eşit MC delta T. O zaman ısıları karşılaştırmamız için sadece kütleyi bilmemiz yeterli değil. Neyi bilmemiz lazım? Delta T'yi de bilmemiz gerekir. Ama şöyle sorsak, ki bu da bir üniversite sınav sorusu. Diyor ki, mutfağın sıcaklığı 20 santigrat derece. Kaynayan çaydan, 100 santigrat derecedeki çaydan özdeş 2 bardak dolduruluyor, birisi tam, diğeri de yarıya kadar. Şimdi bakın, 2 tane bardağımız var. Birisi 100 santigrat derece çayla dolu, diğeri 100 santigrat derecedeki çayla yarısına kadar dolu. Şimdi canlarım, yeterince beklediğimizde ne olacak? Bu bardaklardaki çay ısısını verecek. Mutfaktaki 20 santigrat dereceyle termal dengeye gelecek. Burada birinci bardağın ısısı ile ikinci bardağın ısısını şimdi karşılaştırabilirsiniz. Neden? Çünkü birinci bardakta fazla su var. Kütlesi büyük. Delta T 100 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye geldi. 80 değişti. İkinci bardakta daha az su var. Bunun delta T'si de ne oldu? 80 santigrat derece oldu. Bakın, delta T'lerine eşit. Onun için birinci bardaktaki suyun kütlesi fazla olduğundan, mutfakta termal dengeye geldiğinde verdiği ısı daha fazla diyebiliriz. Anladık mı arkadaşlar? Bir de burada delta T'yi kullanırken santigrat derece olarak kullandım. Eğer delta sıcaklık farkından bahsediyorsanız Kelvin de kullanabilirsiniz, santigrat derece de kullanabilirsiniz. Yani bu sıcaklıkları 20'yi ve 100'ü Kelvin'e çıkarıp, değiştirip, dönüştürüp deltasını aldığınızda yine ne olacak arkadaşlar? 80 çıkacak. Onun için hani Kelvin'e dönüşüm yapmadan direkt kullandım, delta olduğundan dolayı. Anladık mı arkadaşlar? Isı ile sıcaklık arasında böyle bir fark var. Bir maddeye ısı verdiğimizde ne olur? Arkadaşlar, bir maddeye ısı verdiğimizde maddenin sıcaklığı değişebilir. Dikkat! Kesin mi? Kesin mi?
Hayır. Eğer madde hal değiştiriyor ise verdiğiniz ısı hal değişiminde kullanılacak, maddenin sıcaklığı değişmeyebilir. Ama normal bir katı maddeye ısı verdiğimizde, katı bir maddeye ısı verdiğimizde bu madde ne yapacak? Genleşecek. Isı aldığımızda ne yapacak? Büzüşecek. Genleşme ile büzüşme birbirinin neyidir? Tam tersidir. Evet, bu özetten sonra sorumuza dönelim. Maddeler ısı alışverişi sonucu, ısı neyse yani alışverişi demeyelim, ısı aldıklarında genleşirler. Isı verdiklerinde büzüşürler. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Buna göre olaylarından hangileri maddelerin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir? Olabilir diyor. Dikkat edelim. Olabilirlikten söz etmiş. Değil mi? Olabilir. Birinci öncülümüze bakalım. Ne diyor birinci öncülümüz? Elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan teller yaz aylarında sarkıyor. Evet, genleşme sonucu. Termostattaki doğrusal metal çiftlerin sıcaklığın artması sonucu da bükülmesi. Evet. Düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi. Evet. Onun için arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Tren raylarını döşerken ya da kalebodurları, fayansları döşerken aralarına ne yaparız? Boşluk bırakırız. Derz boşluğu, genleşme boşluğu bırakılır. Evet. O zaman burada üçü de doğru cevap mı oluyor? Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza bir bakıyoruz. Niye bu böyle oldu? Neyse. Şimdi canlarım, bir elektrik devresi sorusu. Bir elektrik devresi sorusu. Diyor ki, özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarı kapalıdır. Arkadaşlar, şu an burada ışık veren lambalar hangileri? Şu an burada ışık veren lambalar hangileri? Arkadaşlar, efendim, hangi lambalarımız şu an ışık veriyor? Evet, var değil mi? Söylediniz. Ben sanki duyuyorum gibi cevabı. Evet, cevapları duyuyorum. X ve Y lambaları şu an ışık veriyor diyorsunuz. Değil mi? Z lambamız ışık vermiyor. Niye bu Z lambamız ışık vermiyor? Arkadaşlar bakın şimdi. Akım dıgıdık dıgıdık geldi. Değil mi? Şimdi buradan akım geldiğinde dikkat ederseniz burada direnç var. Burada direnç var. Ama burada direnç yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada Z lambamız kısa devredir. Kesinlikle ne yapmaz? Yanmaz. Burada Z lambamız yanmıyor. Kısa devre. X ve Y lambamız yanıyor. Ve hatta X ve Y lambamız ne yapıyor? Eşit parlaklıkta yanıyor. Buraya A diyelim. Bakın burası A. Buraya B diyelim. X lambası pil ve Y lambası. Üçü de birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Şu anda X lambası, Y lambası ışık veriyor. Z lambası ışık vermiyor. Z lambası kısa devre. Evet. Sorumuza bir dönelim bakalım ne diyor. Sorumuza bir dönelim bakalım ne diyor. Diyor ki, evet. Şimdi diyor ki sorumuzu dönelim. Evet. Tüm anahtarlar kapalı iken bütün lambalar ışık verir. Yanlış. Yalnız K anahtarı açıldığında K anahtarını açtım. Arkadaşlar Y ne yapacak? Sönecek. Z zaten lanmıyordu. X ampul ışık verir. Doğru. Yalnız ne anahtarı açtığımızda X ve Y lambaları ışık verir. Doğru. Zaten L'yi kapalı ya da açık tutmanızın hiçbir anlamı yok. Neden? Çünkü Z lambamız
kısa devre. Evet. Bu ışıkla ilgili, bu olaya bir geriye dönelim. Işık, ışık şiddeti. Neydi ışık şiddeti? Evet, bana bir ışık şiddetini açıklayın bakalım. Işık şiddeti neydi? Ben de şu lambamı bir yakayım. Aydınlık olsun. Evet. Işık şiddeti neydi arkadaşlar? Bir kaynağın ışık şiddeti neydi? Nelere bağlıydı? Kaynağımızın... Cevap geldi. Efendim? Bir cevap geldi. I bölü B kare. Birim zamanda düşen foton sayısı. Dediler. Evet, çok güzel. Çok güzel. Furkan Biner. Teşekkür ediyorum. Evet. Kaynağın, lambanın birim zamanda yayınladığı foton sayısı. Değil mi? Işık şiddetinin, ışık şiddetinin birimi neydi? Işık şiddeti, az önce birim anlattım. Kandela. Işık şiddeti kaynağın neyine bağlıdır canlarım? Kaynağın gücüne bağlıdır. Başka hiçbir niceliğe bağlı değildir. İkincisi, bu zaten üniversite sınav sorusu. 2018'in üniversite sınav sorusu. Bir kaynağın diyor ışık şiddeti birimi kandeledir. Akı denen bir şey vardı, akı. Hatırladınız mı? Fi. Neydi akı? 4. Pi. Birimi ne? Lüme. Bir de burada ne vardı? Aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti neydi? E. Birimi ne? Lüks. Hatırladık mı? Soru ne diyordu canlarım? Sorumuz ne diyordu? Bu üç değeri vermiş. Bir, ışık şiddeti. İki, akı. Üç, aydınlanma. Bunları vermiş bize. Soruyu sorayım. Ben sonra bunun üzerinde biraz açıklama yapacağım. Soru diyor ki, bu değerlerden hangileri ışık kaynağına olan uzaklığa bağlıdır? Evet, 2018 üniversite sınav sorusu. Ya da 17. Şimdi arkadaşlar, bunların hangisi ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı? Bunlardan sadece ve sadece aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti neydi? E eşit I bölü D kare. I bölü D kare. Yani bir kaynak, ışık şiddeti I olan bir kaynak, D kadar uzakta bir nokta civarında oluşturduğu aydınlanma E eşit I bölü D kare. Dikkat canlarım. Işık yüzeye dik gelmezse ne olur? Yani burada kaynağımızın P noktası civarında oluşturduğu aydınlanmayı yazacak olsam EP'yi nasıl yazacağım canlarım? EP eşittir. Evet, söyleyin canlarım. Neydi? I bölü D kare çarpı kos alfa. Burada özellikle dikkat ediyoruz. Kosinüs alfaya. Burada alfa ne? Ne? Yüzeyin normali ile gelen ışık arasındaki açıdır. Tamam mı canlarım? Evet. O zaman burada bunu bu şekilde söylüyoruz. Akıya dönelim. Arkadaşlar, kaynağın akısı bulunduğu yüzeyin büyüklüğüne, şekline, biçimine bağlı değildir. Şimdi Elif mutfaktaki lambayı alıyor, salona götürüp takıyor Duya. Arkadaşlar, Elif'in lambası mutfakta da olsa, salonda da olsa yayınlayacağı ya da oluşturduğu akı nedir? 4. Pi. Arkadaşlar, bir kaynağın akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlıdır. Ancak Elif lambayı mutfağa taktı. Mutfak çok küçük. Mutfaktaki bir yüzeydeki akı fazla. Salona taktı. Salondaki
yüzeydeki akı farklı olabilir arkadaşlar. Biz burada akıyı, yüzeydeki akıyı fi eşit e çarpı a. Unutmuyorsunuz. Erdal-Aras. Erdal-Aras formülü. Bu ne? Yüzeydeki akı. 4 pi'ı kaynağın akısı. Bakın bunlar birbirine karışıyor. Bunlara dikkat. Kaynağın akısı kaynağın ışık şiddetine bağlıdır. Bulunduğu yüzeye, büyüklüğüne, şekline, biçimine bağlı değil. Elif lambayı ister mutfakta kullansın, ister salonda. O lambanın oluşturduğu akı 4 pi'dir. Ancak bir yüzeydeki akı değişir. Ben lambayı yüzeye yaklaştırırsam artar, uzaklaştırırsam azalır. Bu üstteki fi ile arkadaşlar alttaki fi'ye dikkat ediyoruz. Bunlar birbirine karışıyor. Şimdi sorumuza bir dönelim. Evet. Ne diyor şimdi? Işık yansıtmayan bir masa üzerinde şekildeki bu 10 merkezli ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şekildeki üzerinde ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdenin R kadar uzaktaki K noktasında da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiş. Tamam. Şimdi soru ne diyor? Şekli görüyorsunuz. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen biçimindeki P bölgesinde meydana gelen ışık akısı ile ilgili soruyor. Şimdi arkadaşlarım, K noktasında kaynak buraya dik geliyor. Aydınlanma maksimum, akı maksimum. K'yı L'ye getirdiniz. Ne oldu? K'yı L'ye getirdim. Şimdi ne oldu canlarım? K'yı L'ye getirdim. Buraya geldi. Açı taradı. Açı oluştu. Aydınlanma ne yaptı? Azaldı. Akı ne yaptı? Azaldı. Evet. Okuyalım. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır. Doğru. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez. Zaten arkadaşlar 1 ile 2 birbirinin tersi. 1 doğruysa 2 yanlış. Bölgenin alanı büyütülürse artar. Ne dedik formülde? Erdal Aras. A alan artarsa tabii ki artacak. Evet. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Arkadaşlar diğer sorumuza gelelim. Diğer sorumuz ne diyor? Bana göre fizikte, fizik için konuşuyorum. Bugüne kadar sordukları en uzun soru. Gerçekten fizikte şimdiye kadar sordukları en uzun soru. Hikayesi çok fazla gerek yok. Ben şimdi anlatacağım. Burada şu olayı bir tekrarlayalım. Konuyu anlatırken arkadaşlar diyordu ya hani, hocam bu çiyan nasıl bir renk? İşte burada Ç dediği çiyan. Gördüğünüz renk çiyan. Turkuaz rengi. Işık da, fizik de diyelim. Fizikte renkleri biz ikiye ayırırız. Bir, boya renkleri. This one, şekil bir. Bir de ne arkadaşlar? Işık renkleri. Işık da ana renkler kırmızı, yeşil, mavi. Bu üç ana rengin birleşimi nedir? Beyaz. Boyada ise üç ana rengimiz var. Işığın ana renkleri, boyanın ara renkleri. Boyanın ana renkleri, ışığın ara rengidir arkadaşlar. Bunlara dikkat. Ve ışıkta tüm ana renklerin, yani çiyan, magenta, sarı birleşimi nedir? Siyahtır. Evet. Şimdi soru şunu diyor arkadaşlar. Siz şu soru köküne bakın. Ben artık soruyu ezberlediğim için direkt şey yapalım. Şimdi ne diyor? Onur diyor bir lokanta açacak. Onur lokanta açtığında ne yapıyor canlarım? Lokantanın harflerini, lokantanın ismi de ne olsun? Şuradan beraber bunu kapatalım. Şuradan gidelim. Şimdi Onur lokantasının tabelasını hazırlıyor. Bu tabela siyah zemin üzerinde arkadaşlar. Soruyu okumadım. Soru böyle. Alt taban siyah. Burası siyah. Siyah zemin üzerine
harfler yazacak. Ne olsun bu lokantanın ismi? Onur olacak. Biz bunu hatırladınız mı? Çınar'la yapmıştık. Onur. Lokantanın ismi Onur olsun. Diyor ki soruda, yol kenarından geçen araçlar, yol kenarından geçen araçlar sarı ışık yayıyor. Sarı ışık yayıyor. Onur diyor, lokantasının adını, yani Onur'u hangi renkle yazarsa, hangi renkle yazarsa bu harfler okunmaz diyor. Evet. Hangi renkle yazarsa okunmaz. Şimdi arkadaşlar, isterseniz direkt cevabı söyleyelim. Mavi. Şimdi Onur lokantasının adını mavi ile yazdı. Bakın. Arabalardan gelen ışığın rengi ne? Sarı. Biz ne demiştik? Bir cisim kendi rengini yansıtır, diğer renkleri ne yapar? Absorplar. Göze, cisimden göze hangi renk gelirse biz cismi o renkte görürüz. Şimdi zemin siyah, sarı ışık düştü. Sarı ışığın üstünde ne vardı? Sarı neydi? Kırmızı artı yeşil. Arkadaşlar siyah, bir cisim siyah ise hiçbir rengini yapmaz, yansıtmaz. Beyaz üzerine düşen tüm renkleri aynen yansıtır. Siyah üzerine düşen hiçbir rengi yansıtmaz. Zemin siyah. Sarı ışık düştü, yansıtmadı, siyah görünüyor. Onur kelimesini neyle yazdınız? Mavi ile yazdınız. Sarı ışık altında yansıyan ışık olmadı, o da siyah. Siyah üzerinde siyah en zor okunur ya da okunmaz. Onun dışındaki diğer renklere baktığımızda ne yapacak arkadaşlar? Onun dışında sarı, yeşil, kırmızı ve çiyan yansıyan renkler olacağı için siyah zemin üzerinde, örneğin sarıda sarı, yeşilde yeşil, kırmızıda kırmızı, çiyanda, değil mi? Çiyanda ne olacak arkadaşlar? Çiyan neydi? Evet, çiyan mavi artı yeşil. Dolayısıyla çiyanda da ne olacak? Yeşil olarak gözlenecek. Evet, mavi ile yazarsanız gözlenmeyecek. Diğer denememize bir bakalım. Hocam alttan yazıyorlar da 52 geçiyor. Hani. Kim o? O yazan kim? Sen onu bana bir söyle bakalım. Kim o yazan? Çingene. Hocam isim vermeyeyim ya. İsim vermeyeyim. Verme. Ya bundan sonra ders mi var? Neyse o zaman tamam, o denemeyi de diğer denemede diğer derse bırakalım. Şimdi arkadaşlardan sormak istedikleri bir şeyler var mı? Söylemek istedikleri bir şeyler var mı? Şöyle hepsinin mikrofonunu bir aç bakayım, bir duyayım bu canlarımın seslerini. Hepsini açtım hocam. Açtın mı hepsini? Açtım. Evet. Melih. Hayat nasıl gidiyor Melih? Hocam şu ışık akısıyla olan soruyu bir daha çözebilir misiniz? Işık akısıyla olan soruyu bir daha çözer miyiz? Çözeriz hemen. Tamam. Bir geri dönelim. Hangisiydi o? Şu. Evet. Şuradan. Evet. Şöyle. Şimdi bak. Işık akına kaynak nerede? K'da. Direkt geliyor değil mi? Evet. Dolayısıyla akı ne? Fi eşittir. Bu yüzeyin alanı A ise A çarpı I bölü R kare. Tamam balık? Hı hı. Şimdi tamam. L'ye geldi. Alan aynı A. I aynı. Bak A çarpı I çarpı R kare bölü çarpı kosinüs alfa. Şimdi ışın yüzeye dik gelmiyor. Açıyla geliyor bak. Şuradaki açı. Açıyla geldiği için, değil mi balım? Açıyla geldiği için ne yapacak? Şimdi evet. Ne ya? Açıyla geldiği için kosinüs küçülecek, akı küçülecek. Akıyı büyütmek istiyorsan ne yapacaksın? A'yı büyüteceksin. Dolayısıyla kaynak K'dan L'ye geldiğinde akı azalır. Tamam balım? Alanı büyütürsen akı büyür. Ama ikinci öncü zaten yanlış. Burada kafana takılan ne oldu balım?
Hocam ben büyük ihtimalle şiddetiyle akıyı karıştırdım. Tamam. Şimdi anladın mı bunu? Anladım, anladım. Hocam ama Tamam. ışık akısı 4 pi I değil mi? Işık akısı bak 4 pi I. Neyin ışık akısı? Kaynağın ışık akısı. Çingene. Dedim ya bak orada. Ne vardı orada? Balım beni. İki tane akı formülü yazdım. Bak 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 daha duruyor burada. Bir tanesi ne? Bak şu değil mi? Şu. Bu fi eşit e a. Bu yüzeydeki akı. Tamam mı? Yüzeydeki akı. Ama Tamam. yukarıdaki 4 pi I ne? Kaynağın akısı. Kaynağın. Elif'in lambasının Tamam oluşturduğu anladım. toplam akı 4 pi I. Elif lambayı nereye götürürse Tamam. götürsün. Ama yüzeydeki akı yüzeyin büyüklüğüne bağlı. Kaynağın yüzeye olan uzaklığına bağlı. Yani neye bağlı? Erdal'a ve Aras'a bağlı. E'ye ve Ay'a Tamam. bağlı. E ne? Anladım I anladım. bölü D kare kos Dekare. teta. Evet, başka? Var mı sorusu olan anlamayan? Yok ki hocam. Yok gibi değil mi? Bundan sonra dersiniz ne? Matematik hocam. Matematik. Emine buyur bir şey mi diyorsun balım? Geometri dedim de hocam. He, geometri dedin. Tamam. Yayını kapatıyor musunuz yoksa yayından devam mı ediyor?